Cenab-ı Hakk'ın koşulları değiştirmesi, her kişiye nasıl bir koşul yaratacak ve ne tür o koşulları değiştirecek, bunları Cenab-ı Hak bilmekten öte takdir ediyor. Yani buna falanca gün zenginlik değmeye başlayacak, ötekinin falanca gün bir kızı olacak, bir ikinin falanca gün bir hastalığı çıkacak. Öteki işte şu yaşından sonra bir kaza dolayısıyla artık belli bir özür üzere yaşayacak. Falanca filanca sınavdan sonra belli bir makam elde edecek vesaire. Yani bunlar Cenab-ı Hakk'ın isabet ettiği ne kadar ne varsa hepsi illa fi kitabin, hepsi yazılıdır. Bu mukadder olan şeyler. Biz şu anda onu konuşmuyoruz. Yani o da bu konunun bir parçası ama esas olan kişinin bu mukadder olan koşullar içerisinde kendi iradesiyle yapacağı, yani Cenab-ı Hak bütün koşulları ayarlamış, cami evin yakınında müezzin ezanla namaza çağırmış, bizimkinin ayağı tutar, eli tutar, sıhhati var, isterse camiye gider, isterse gitmez. Şimdi bütün koşulları Cenab-ı Hak mukadder, takdiren hazırlamış. Ama onun camiye gidip gitmemesi kendi dilemesiyle, Allah ona bir dileme imkanı vermiştir. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ Allah dileyebilmemizi dilemiştir. Şimdi o dilerse camiye gider, dilemezse gitmez. Ama Allah Azze ve Celle iddia ediyor ki ben onun gitmeyi dileyeceğini yahut gitmemeyi dileyeceğini de önden bilebilirim, yani bilirim. Bunu takdir etmez Cenab-ı Hak, bilir. Ama biz nasıl bilebiliyor? Biz büsbütün bağımsız olduğumuz halde o irademizde Cenab-ı Hak önden bunu nasıl bilebiliyor? Bilmiyoruz. Bu Cenab-ı Hakk'ın zatına münhasır bir ilmi. Eskiden güneş ve ayın tutulması mesela, İnsanlar bilmezlerdi ne zaman olacak, birdenbire gerçekleşirdi. Şimdi bir ilim keşfettik, o ilim sayesinde takvimde yazıyor. Şu saatte, şu dakikada bunlar tutulmaya girecekler diye. Şimdi biz yazdık diye mi onlar tutuluyor, yoksa biz bir ilim sayesinde bunu öğrendik? Güneş ve ay kendi hareketlerini yapıyorlar. Biz bir ilim sayesinde bunu oraya kaydettik, bilebildik. Allah Azze ve Celle'nin de öyle bir ilmi var ki, o ilmi yani gayb ilmi, âlimul gayb, onun sayesinde bizim iradelerimize hiçbir şekilde müdahale etmeden nasıl bir tercihte bulunacağımızı önden biliyor. Her zaman konusu açılınca söylüyoruz, biz imtihan edilen varlıklarız. Bizi şu tarafı rahatsız eder, eğer imtihanda yaptığımız şeyler, kendimiz yapıyoruz zannediyoruz da aslında bir irademiz yokmuşsa bu bizi rahatsız eder. O zaman zalimin zulmü de, salihin iyi amelleri de Cenab-ı Hakk'ın takdiri olur ki o zaman bunun bir manası yok. Yani o zaman imtihan nerede, ameller nerede, sorumluluk nerede, Cenab-ı Hakk'ın hitabı, çağrısı, iyiliğe, güzelliğe, teşviki, bunların hepsi boşa çıkar. O zaman böyle bir şey olmadığı sürece Allah Azze ve Celle böyle bir şey olduğunu hiç söylemiyor. Yani ben sizin iradelerinizi zorla bu istikamette sevk ediyorum. Yaptıklarınızı siz istemeseniz de ben size zorla yaptırıyorum, iyilik veya kötülük. Böyle bir şey demiyor. Sadece iyiliği mi tercih edeceksiniz, kötülüğü mü ben önden bilebiliyorum. Yani sen ya Rabbi bilebiliyorsan bize ilişmeden, müdahale etmeden buna bizim diyeceğimiz bir şey yok, engelleyemeyiz de, öyle bir şeyimiz de yok, bize zararı da yok. Allah Azze ve Celle'nin ilmi ve bu ilmi varsa ki Allah Azze ve Celle var diyor, âlimul gaybi ve şehadeti, o zaman da bu da ayrıca bir Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tesbih ettiğimiz, hayranlıkla huzurunda secdeye vardığımız bir özelliği olur. Yüce Kudret'in kullarda böyle bir şey mümkün değil. Şimdi bazı kullar
kendi akıllarıyla ve tecrübeleriyle kullarda böyle bir şey muhal görünce Cenab-ı Hak da yapamaz gari demeye getiriyorlar. Tam da kullar açısından muhal olan bu şey Cenab-ı Hak açısından mümkün olduğu için bu onu zatını yücelteceğimiz, öveceğimiz, ona yakışır bir şeydir. Âlimul gaybi ve şehade. Bu manada Cenab-ı Hakk'ın iki tür ilmi, bir gayb ilmi, önden ilmi, diğeri de şu şehadet ilmi, olay esnasında yaşanırken yani tanık olması Cenab-ı Hakk'ın. Bizim gibi diyeceğim de bizimki sınırlı tanıklık. İşte ben şu anda gözümün önündeki hadiselere tanığım. Ama Cenab-ı Hak وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. Bu uçsuz bucaksız fezada, evrende her nerede uzak yakın hangi hadise gerçekleşiyorsa Allah hepsine kendi zamanlarında ayrı ayrı tanıktır. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. Bir de tanıklıkla yani şehadetle Cenab-ı Hakk'ın ilmi vardır, olay yaşandığı zamanki ilmi. Soru şu, Cenab-ı Hakk'ın gayben bildiği ile tanıklıkla bildiği arasında bir fark oluşur mu? Zinhar, kesinlikle. Eğer bir fark oluşsa o zaman gayben bildiği ıskalamış demektir vakayı. Kesinlikle bir fark oluşmaz, bir faz farkı bile meydana gelmez. Ne zaman, ne vakit, neyi Cenab-ı Hak bilmiş ise olacağını, gerçekleşeceğini, o öylece aynen gerçekleşir. Bu da yani biri diğerinin üzerine örtüşür, kapanır, ikisi örtüşürler. Âlimul gaybi ve şehâde. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde Cenab-ı Hakk'ın لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَسَلَى مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. Kim Allah'tan gayben korkacak Allah bilsin diye gibi ifadelerde Cenab-ı Hak şehadet ilmine işaret etmektedir. Bazıları ayete bakıp bu kez Cenab-ı Hakk'ın gayb ilmini inkara tevessül ettiler. Cenab-ı Hakk'ın iki türlü ilmi var. Bir tanesi gayb ilmi, diğeri şehadet ilmi. Her ikisiyle de Cenab-ı Hak bilir, biri önden bildiğidir, diğeri de yaşandığında bildiğidir ve bu ikisi biri diğeriyle örtüşür, biri diğerinin üzerine kapanır. Bir başka soru da şöyle sorulur, madem Allah gayben benim işte namaz kılmayacağımı, benim ibadet etmeyeceğimi, benim yanlış bir kimse olacağımı bilmiştir, şu halde beni bunları bana yaşatıp fuzuli ne diye yani zaman öldürüyor, alıp direkt cehenneme koyaydı. Bu soru kendi içerisinde sıkıntılı bir sorudur. Çünkü demin de söyledik, Allah'ın gayben bildiği, şehadeten bildiğiyle üst üste kapanır. Bu soruda diyor ki, gayben bildiği olsun, şehadeten bilecekleri artık gerek yok, mümkün değil. Allah önden bir şey şöyle olacak diye bildiyse, o şey öyle olmak zorundadır. Dolayısıyla yani önden bildiğinden sonra artık yaşanmasına fırsat vermesin dediğiniz zaman, bir kez Cenab-ı Hakk'ın önden bildiğinin yanlışlanması durumu söz konusu olur, öyle bir şey olmaz. Kaldı ki bir şeyin yani kulun bu cürümleri işlemeksizin mesul tutulması gibi bir durumda ayrıca ortaya çıkar. Bu aklen sıkıntılı bir sorudur. Allah ben yarın şu olay şöyle olacak bunu bildim, falanca kulum bunu böyle yapacak bunu önden bildim demişse bizim iyi artık yaşanmasın deyip yaşanmazsa o zaman yaşanmaması gerektiğini bilmem gerekirdi der Cenab-ı Hak. Ben nasıl bildimse o öylece gerçekleşmeli ki Cenab-ı Hakk'ın ilmi kat'i surette tezahür etsin. Peki Cenab-ı Hakk'ın ilmine dair bize muttali kılmadığı ilmine, o boyutuna dair hadisleri okuyorduk. Dolayısıyla muttali olmadığımız ve keyfiyeti bizce meçhul olan bu Cenab-ı Hakk'ın ilmini hayranlıkla okuyoruz. Ama bizim bir çizgimiz var kullar olarak, hep onu merak ederiz. Bize müdahale ediyorum. Hiçbir surette, ne ayetlerde, ne hadislerde bize müdahale ettiği
ve bizi buna zorladığına dair bir şeye ben denk gelmedim. İşte beraber okuyoruz. Yani işte bak burada bize müdahale ettiğini söylüyor. Okul o cinayeti Cenab-ı Hak ona zorladığı için cani olmasını özellikle sağladı. Böyle bir şey yok. Hepsini Cenab-ı Hakk'ın önden bilmesi şeklindedir. Hatta önceki dersimizde hatırlarsanız okuduk. Kul yani belli bir istikrar tuttursa iyilik yönünde, iyi ameller yapsa belli artık gidişatı bunun iyi kullardan. Eğer o kul son anda, son zamanlarında vazgeçip istikametini bozacaksa bile, böyle bir karış kalmışken bile Allah Azze ve Celle bunu bilmiş ve ta annesinin karnındayken onu kayıt ettirmiştir. Buna dair rivayetler okumuştuk. Yani görünürdeki gidişat ne kadar olumlu olsa bile Cenab-ı Hakk'ın ilminde yanılmadığını, onun yine ilminin son andaki değişiklikleri bile ıskalamadığını, yani kulun yapacağı değişiklikleri bile ıskalamayıp önden bile bildiğine dair okumuş idik.